Evet arkadaşlar, içerik üretmeye devam ediyoruz. Şimdi tekrardan yeni bir konuyla karşınızdayım. Bu yeni konumuz ne? Ücret verme, değer ver. Ücret verme, değer ver konusunun ne olduğu üzerine biraz duralım isterseniz. Şimdi bir işletmede ne var? Çalışanların yaptığı işler, süreçler, işte ne deriz, çeşitli etkileşimler ve iş geliştirme faaliyetleri, alımlar, satımlar, birçok süreci işletiyoruz değil mi? Bunların içinde, bu süreçlerin içinde de bir grup arkadaş çalışıyor, personeller çalışıyor, ne bileyim insan kaynağı dediğimiz noktada insan kaynağını çok aktif kullanıyoruz. Peki bu insan kaynağını aktif kullanırken burada özellikle kaçırmamamız gereken konu ne? Çalışanların kendini değerli hissetmesi. Yani şöyle bir konu var arkadaşlar. Çalışanlar kendilerini değerli hissetmezlerse, o şirkete ait hissetmezlerse çok bir verimlilik alabilme şansınız yok. Ama çalışan aidiyet duygusu oluşmuşsa ve şirkete karşı kendini sorumlu hissediyorsa ve o şirket artık benimsemişse, kendi şirketi gibi görebiliyorsa, işte o zaman o çalışanlardan veya çalışanlardan artık ne derseniz verimlilik alabiliriz. Tabii ki burada şöyle bir konu olmaması gerekiyor. Bazen şöyle bir yargı da oluşabiliyor. İşte bir çalışan var, sürekli çalışıyor, 3-5 yıldır şirkette çalışıyor veya 10 yıldır çalışıyor gibi düşünebiliriz. Bu normal, adam çünkü para kazanıyor. Orayı sahiplenmese de para kazanıyor. Yani hayatını geçindirmek için kazanıyor. Bundan dolayı da kazanan olabilir. Ama bu bir aidiyet duygusu oluştuğu anlamına gelmez. O zaman burada aidiyet duygusunun oluşması için firmaların ne yapması gerekiyor? Özellikle insan kaynakları departmanlarının üzerinde durması gereken konular ne? İnsan kaynakları departmanları arkadaşlar, çalışanları motive etme noktasında çok aktif olmak zorundalar. Ve çalışanları motive etme noktasında da hedefe giden yola taşıyabilmesi için de aidiyet duygularını arttırması gerekiyor. Şimdi bu aidiyet duygularını arttırmak için ne yapmak gerekiyor? Aktiviteler yapmak gerekiyor. Nasıl aktiviteler? Ya şimdi düşünün, örnek vereyim. Bir şirketsiniz. Bir şirketin işte yoğun şekilde çalışıyorsunuz. Ve yaz dönemi yaklaşıyor, bahar dönemi geliyor. Bir etkinlik yapıyorsunuz. Nasıl bir etkinlik? Sosyal bir etkinlik. O etkinliğin ismi de sallıyorum, piknik, ailelerle piknik organize ediyorsunuz ve çalışanlarınızın ailelerle birlikte hafta sonu bir yerde toplu şekilde piknik organizasyonu yapıyorsunuz. Şimdi bu tarz çalışmaları yaptığınız zaman çalışanlar ne hissediyor biliyor musunuz? Ya diyor ki, şirket bizi düşünüyor. Bakın, şirket bizi düşünüyor ve gerçekten bir aile gibi hissediyor. Şirkete bir aile kültürü oluştuğunu anlıyor ve düşünebiliyor. Böyle düşünüyor yani. Çalışan psikolojisi böyle çalışır. Veya başka nasıl aidiyet duygusunu arttırabilirsiniz personellerin? Personellere özellikle firma dışı eğitimlere gönderirseniz ara ara veya firma dışında seminerlere gönderirseniz, çalışanlar orada şirketi temsil ediyor ya, işte o zaman da kendini şirkete ait olduğunu hisseder. Şirketin çünkü orada temsilcisi gibi çalışmaya başladığı zaman personel şöyle düşünüyor. Ya ben artık bu şirketin bir önemli değeriyim ki beni gönderiyor. Böyle düşünüyorlar. Çünkü yani sonuçta hepimiz bu süreçten geçtiğimiz için bu süreçlerde nasıl bir etki yarattığını biliyoruz. Bundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Çalışanlara tabii ki ücretlerini vermemiz gerekiyor. Hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor. Bu ayrı. Bu kesinlikle olacak. Bu zaten zorunluluk. Ama çalışanın kendini değerli hissetmesi için de özellikle bu tür konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şunu çok önemsemek gerekiyor. Bir şirkette bir çalışana, özellikle mavi yakalı çalışanlara diyelim, istediğiniz kadar yüksek maaş verin. Kişi orada kendini böyle çok mutlu hissetmez. Hangi konularda hissetmez biliyor musunuz? Eğer yemeği iyi değilse, ulaşımı düzgün değilse kendini mutlu hissetmez ve sürekli eleştirir. Çalışanlar iki konuda da çok yadırgarlar veya överler şirketini. Yemek konusu, ulaşım konusu. Bakın, bu iki konu şirketlerin en önemli değerlerinden biridir. Bunu unutmayın. Bu tecrübeyle sınanmış ve tecrübeyle görülmüş bir şeydir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Ne olursa olsun çalışanlarınızın yemeğine kaliteli
mümkünse çeşitli, belki küçük bir konu gibi geliyor size ama bunun çok büyük bir etkisi var. Ulaşımı en iyi, bakın en kaliteli ulaşım tercihlerini sunmanız gerekiyor. Nasıl bir etki yaratıyor? Bunlar, onu söyleyeyim size. Kişi kendini böyle değerli hissettiği zaman, şirket bu tür şeyler zaten kişinin kendini değerli hissettirir. Kişi o şirkete bir katkıda bulunmaya çalışıyor. Yani bir ekstradan bir katkı sunmaya çalışıyor. Nasıl ekstradan bir katkı sunmaya çalışıyor? Şöyle düşünün, bir kişi bir yerde çalışırken ne yapar? Bir maaşı vardır, bir geliri vardır. Onu alıp yani o işi yaptığı zaman alır. Öyle düşünür değil mi? Ama siz böyle ek etkinlikler, ek faaliyetler sunduğunuz zaman çalışan, ya ben şirketime nasıl daha katkı sunabilirim? Nasıl daha ileriye taşıyabilirim? Sonuçta şirketim varsa ben de varım. Bununla nasıl büyüyebilirim? Böyle bir düşünce içine giriyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle ücret verme, değer ver derken ücretini, kişilerin hak ettiği değeri ver ama kesinlikle kendilerini daha iyi hissetmeler için de etkinlikler yap. Ve bu etkinlikler sayesinde de kendilerini şirkete ait hissetsinler, aidiyet duygularını arttırın. Bu tür şeyleri yaptığınız zaman göreceksiniz, verimlilik otomatikman artacak. Yani şöyle yapabilirsiniz, hatta bu tarz şeyleri bir işletmede çalışırken veya çalışmaya başladığınız zaman bunu projelendirebilirsiniz. Dersiniz ki şirketin bu tür çalışmaları yapmayan bir şirket olduğunu düşünelim. Öncesinde neler yapılmış? Hiçbir şey yok diyelim ki, sosyal etkinlik yok, böyle aidiyet duygusunu arttırıcı projeler yok, çalışmalar yok. Öncesindeki verimliliğini alın elinize, bir kalem defter, tabii kalem defter almayın. Bir Excel formatında bir format açın, orada veriler oluşturun, verilere girin. İşte çalışanların verimliliklerini ölçen değerler var, onlara ekleyin menülerinize. Sonra bu tarz etkinlikleri yaptıktan sonra da nelerin değiştiğini görün. Yani mevcut durumdan, olması gereken duruma, istenilen duruma nasıl taşındığını direkt görebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar, çalışanlar değerli olmak ister. Çalışanlar aidiyet duygusunun artmasını ister. Ait olmak ister. Bir yere ait olmak ister. Çünkü bu insan fıtratında olan bir şey zaten. Biz de ne yapacağız o zaman profesyoneller olarak? Profesyonellerin yapması gereken bu konuda özellikle çalışanlarının kendine değerli olduğunu göstermek gerekiyor. Ve şirket için bir değer olduğunu göstermeniz gerekiyor. Bunu da tabii ki günübirlik projelerle, anlık projelerle yapmamanız gerekiyor. Bunu projelendirip uzun vadeli, uzun soluklu düşünüp ve genelleştirmek gerekiyor. Yani bu sene yaptığım bir etkinlik, gelecek sene yapmayacağım. Yok böyle bir şey. Artık o şirketin etkinlik programı maliyetlerinin içinde bir kalem olması gerekiyor. Smart çalışma modeli dediğimiz modeller de tabii bunları desteklemesi gerekiyor. Yani smart modelleme nedir? Smart çalışma modeli, o da şu: çalışan kendini çalıştığı ortamda da güvende hissetmesi lazım. Ve uygun ortamda çalışması lazım. Yani şöyle bir şey de yok. Siz bu kadar etkinlik yapıyorsunuz, güzel şeyler yapıyorsunuz belki ama çalışan çalıştığı yerde iş güvenliği kuralları yoksa kendini kötü hisseder. Bakın, bu çok önemli bir detay. Yani şöyle bir şey var ya, iş yerine gittiğiniz zaman çoğu iş personel iş güvenliği tedbirlerini istemez diye düşünürüz ya. İstedikleri kadar istemiyoruz gibi dursunlar. Aslında onlar bu tarz tavırları gördükleri zaman hoşuna gider. Yapmak istemeseler bile yaptıkları yaparlar. Ama aslında yapmak istemiyordur ya, zorlanırlar biliyorsunuz bazı şirketlerde böyle kurallar olmak. Ama belli bir zamandan sonra gerçekten kendilerini farklı hissederler. Onlar kendilerine değer verildiğini anlarlar ve hissederler. Bunu yine tecrübeyle gördüğüm bir konu. Geçmişte bir Türk firmasında çalışıyordum. Firma sonra yabancı firmaya satıldı ve yabancıların kontrolüne geçti. O süreçte ulusal firmadayken şirket çok böyle iş güvenliği falan Türkiye'de çok fazla yoktu. Çalışma modelleri de biraz daha Türkiye usulüydü. Sonra yabancılar geldikten sonra şöyle bir şey oldu. Yabancılar tamamen, Türkiye'de daha iş güvenliği kuralları yokken her yere iş güvenliği kuralları getirdiler. Yerler çizdiler, trafik işaretlemeleri falan, böyle öyle bir çalışma yaptılar ki bir anda şirketin şekli değişti. Yani kuralları değişti,
Ve insanlar da şu oluştu ve insanlar kendini daha iyi hissettiğini gördüm. Ben böyle bir hoşuna gitme oluyor yani çalışanların. Bizler de orada sonuçta çalışan olduğumuz için biz de bunu hissediyoruz. Biz de kendimize ne yaptık? Kendimize değer verildiğini hissettik. Yani ondan dolayı arkadaşlar bu tavsiyelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ücret verme, değer ver derken de bunu kastediyoruz. Ücret konusunda tabii ki çalışanların hak ettiği ücreti alması gerekiyor. Ama bu hak ettiği ücreti almak için de analitik hiyerarşik prosesi dediğimiz bir proses yapısı var. AHP tekniği. Bu tekniği de özellikle insan kaynakları profesyonellerinin kullanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer AHP tekniği hakkında çok bilginiz yoksa da biraz araştırın ve bu işi öğrenin. Yani hangi kadronun ne kadar ücret, ne kadar prim alması gerektiği ile ilgili de çalışmaları bu teknik ve profesyonel çalışmanın sonucunda ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi tekrardan söylüyorum. Grubu büyütmemiz gerekiyor ve grubu beğenin, yorum atın, arkadaşlarınız tavsiye edin, grubu büyütelim. Bu grup ne olacak? Bu çalışma sadece YouTube'la da kalmayacak, daha da yayılacak. İş hayatında önemli bir noktaya gelecek. Şimdi ben çıkış yapıyorum ama bunun asıl sonraki adımları çok farklı olacak. Şu an biz temeli kazıyoruz. Temeli oluşturduktan sonra inşaatı yapmaya başladığımızda göreceksiniz çok büyük bir sansasyonel bir yapıya dönüşeceğiz ve çok etkili bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlar hepinizin desteğini bekliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın.